İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulusal Meclis Yerevan'da bilimsel bir konferans düzenleyecek. Batı Ermenistan Okçuluk Kupası 2024 şampiyonası Yerevan'da gerçekleşecek. İletişim eksikliği Cavak Ermenilerinin istihdam sorununu zorlaştırıyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü 1990'lardan 2023'e kadar Ermeni tarafında bin kayıp kişi var. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi, uluslararası toplumu yerinden edilmiş arta vatandaşlarının taleplerini dinlemeye çağırıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yardımcısı. Arçaktaki etnik temizliğin sorumlusu Azerbaycan'ın mafya hanedanıdır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulusal Meclis tarafından Tüm duyguların anası, tüm insanların yardımsever doğası başlığı altında bilimsel bir konferans Yerevan'da 15 Eylül'de Double Tree Otelinde düzenlenecek. 15 Eylül'de Yerevan'daki Double Tree Otelinde düzenlenecek konferansta Ermeni milleti için önem taşıyan Batı Ermenistan'a ilişkin çeşitli konu ve konular ele alınacak. Bu etkinliğe katılmak isteyen herkesi önceden yerinize ayırtarak davet ediyoruz. Konferansa katılmak için artı +374 94 47 99 66 numaralı telefonu aramanız veya mfa.it.westernarmenia.eu adresine e-posta göndermeniz gerekmektedir etkinlikte Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agaprahamyan, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelly Ardunyan ve Batı Ermenistan Başbakan Yardımcısı Arman Hagopyan da hazır bulunacak. Konferans saat 12'de başlayacak ve saat 15'e kadar sürecek. Batı Ermenistan Okçuluk Kupası Şampiyonası'nın ikinci spor etkinliği 13-15 Eylül 2024 tarihinde Yerevan'da düzenlenecek tüm okçuluk spor kulüplerini bu önemli spor etkinliğine katılmaya davet ediyoruz. Turnuvanın amacı Ermenistan'da okçuluk sporunu geliştirmek ve sporcuların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Etkinlik farklı ülkelerden çok sayıda takım ve sporcunun katılacağı başkent Yerevan'da gerçekleştirilecek. Organizasyon Komitesi Başkanı Arman Grigoryan resmi davetinde bu etkinliğin önemine vurgu yaparak tüm kulüplere kupa mücadelesine aktif katılım çağrısında bulundu. Etkinliğin programında her seviyeden sporcunun hünerlerini ortaya koymasına olanak sağlayacak farklı yaş ve kalite gruplarındaki yarışmalar yer alıyor. Turnuva çeşitli spor etkinlikleri ve samimi bir atmosferle dolu, dinamik ve heyecan verici olacağı benziyor. İstikdam sancı cavakta ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Güçlü erkeklerin çoğu iş aramak için yurt dışına gitmek zorunda kalıyor yerel kitle iletişim araçları ve sivil toplum kuruluşları iş gücü piyasasındaki becerilerin ihtiyaçlarla örtüşmediğini, modern eğitim programlarının eksikliğinin bu sorunu derinleştirdiğini belirtiyor. Uzmanlar, istihdam sorununun çözümü için farklı paydaşlar arasında iletişim kurulmasının önemli olduğunu vurguluyor. Arz ve talep uyuşmuyor çünkü iletişim yok yetkililer yerel kuruluşlarla işbirliğine ilgi duymuyor. Bu da uzmanların eğitilmesini ve sorunun çözülmesini zorlaştırıyor. Tüm yapıların iletişim yaratmaya yönelik çalışması gerekir. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi heyetinin Doğu Ermenistan'daki iletişim programları başkanı Zara Amatuni'ye göre 1990'lardan ve 2023'e kadar askeri operasyonların ardından Ermeni tarafından bine yakın kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi verilerine göre 90'lı yıllardan bu yana yaklaşık 700 kişi ve 2020-2023'teki çatışmalardan sonra ise yaklaşık 300 kişi kayboldu. Bu aileler akrabalarını bulmak için Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne başvuruyor. Amatuni, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin Azerbaycan tarafıyla müzakerelere katılmadığını ancak konuyu her zaman ilgi odağında tuttuğunu vurguladı. Amatuni açıklamasında Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yalnızca tutukluluğu Bakü tarafından onaylanan kişileri ziyaret edebiliyor dedi. Bakü, 17 Eylül 2023'te gerçekleştirdikleri saldırıda olmak üzere 23 Ermeninin esir alındığını resmen doğruladı. Birleşmiş Milletler'in hakikati, adaleti, tazminatları ve bir daha tekrarlanmama garantilerini teşvik etme özel raportörü Fabian Salvioli, 16-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Doğu Ermenistan'a yaptığı ziyarete ilişkin raporunu bu son günlerde sundu. Raporda 1991 yılında Sovyet yönetiminden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Doğu Ermenistan'ı yöneten yöneticilerin Sovyet yönetimi Otokratik hükümetler ve artak ihtilafı sırasında işlenen insan hakları ihlallerinin mirasını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir dizi önemi benimsediği belirtildi. Her ne kadar bu tür tedbirler geçiş dönemi adaleti sürecine dahil edilmemiş veya resmi olarak böyle bir gündemin parçası olarak görülmese de bunların çoğu Ermeni askerlerini veya çatışma mağdurlarını etkileyen ihlalleri ortaya çıkarmayı amaçlıyordu ancak ceza adaleti, tazminatlar ve geçmişteki insan hakları ihlallerinin raporlanması alanlarında hakikati arama mekanizmaları ve mekanizmalarının kurulmasına yönelik ilerleme tutarsız olmuştur. Özel raportörün Doğu Ermenistan'a gelişi çatışma nedeniyle 115 bin Ermeninin Artsak'tan zorla sınır dışı edilmesiyle aynı zamana denk geldi. Yerinden edilmiş nüfusun acılarına ve acil ihtiyaçlarına tanık olduğu Yerevan'ın yanı sıra ev sahibi topluluklardaki mülteciler ve yetkililerle de görüştü. O temel hizmetler, barınma ve geçim imkanları sağlayan mültecilerle dayanışmasını ifade etti. Ancak orta vadeli çözümlerin uluslararası toplumun desteği ve tavsiyeleriyle sağlanması gerekiyor. Bu tür önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması acil bir görevdir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Milletvekili Paul Gavin, sosyal ağlarda Bakü'ye girişi yasak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin üyelerinden biriyim diye yazdı. Avrupa Parlamentosu üyesi Paul Gavin, başka türlü olmasını istemezdim. Bakü, bir aile mafyası hanedanının yönettiği acımasız bir diktatörlüktür. Artsak'taki etnik temizlikten ve kendi vatandaşlarına uygulanan baskılardan kendisi sorumludur diye yazdı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten sağlayan talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor, ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.